Çok sonra anladım. Meğer bir taşa konuşurken dikkat etmeliymişim suya. Toprağa sırtımı dönmeden yağmura dudak bükmenin ayıp olduğunu anlamalıydım. Ağız eğdiğim her cümle suratlara yakıştı mı diye bakıp, tokatlandığım aynalardan ve camekanların önünden geçerken tedbirli olmalıydım. Bir dut bahçesinde yalın ayak dolaşan, üstü çıplak, kolları esmer arkadaşlarımın sırtlarını çok sonraları morarmış bir şekilde görünce anlamalıydım metropollerin bir cinayet mahalli olduğunu. Kovulmasak hiç çıkmayacaktım köyümden. Ninem tülbent örtecekti salçaların üzerine. Annem başı açık çıkmayacaktı mesela balkona. Babam tarladan kan ter içinde geldiğinde soğanın kıymetini bilecektik. Kurumuş ekmeği çorbaya doğrayacaktık. Çok kez ağladığım için dövüldüğümde bana hınzır diyen annemle Kırıkçı Hacı'nın kapısında alırdık soluğu. Belki de biz metropole taşınmasak fiş kesmek zorunda kalmayacaktık. Hasta kuyruğunda beklemezdi babam. Bir şuruba tomarla para, bebek bezine cebinde kalan tüm bozukluğu mesela. Ağız eğdiğim her cümle suratlara yakıştı mı diye bakıp, tokatlandığım aynalardan ve camekanların önünden geçerken tedbirli olmalıydım. Canımın çektiğini ceplerime doldurduğum o güzelim bahçelerden kaçıp, alarmı öten dükkanlara sığınmanın bir ahmaklık olduğunu anlamalıydım. Çünkü insan kendini bir bahçe gibi talan edebilendir. Kendi çiçeklerini ezen, kendi toprağını eşeleyip kendine gölge belleyen. Bir tandır ekmeğini 5 kişi yerken, soğanı sofrada yumruğuyla tek seferde kıran babamın kahramanlığını izlerken, tas bardaklardan ayran içerken bu bahçenin ismini unutmamalıydım. Konuştuğum her cümleyi tuzlamalı, acısı olana basmamalıydım. Tadı olmalıydı ağzımdan çıkanın. Çok sonra anladım toprağa su vermenin kıymetini. Açan çiçeğin başına ilk dokunan olmayı. Ama hiç görmemeliydim mezarlıkları. O zaman alışmazdı ayaklarım cenaze evlerine. Taziye kapılarında çıkmazdı parmak izlerim. Bir dut bahçesinde yalın ayak dolaşan, üstü çıplak, kolları esmer arkadaşlarımın sırtlarını çok sonraları morarmış bir şekilde görünce anlamalıydım metropollerin bir cinayet mahalli olduğunu.